Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim her videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Her video çektiğimde size bildirim gelecektir. Eğer zil butonunu açtığınız takdirde. Renklerden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar size bugün papatya modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ortası serum halkası ile yapılıyor. Çok farklı bir yaprağı var kenarında. Ve modelimiz bu arkadaşlar. Papatya. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yemeninin üzerinde o kadar şahane duruyor ki. Böyle bütün bir şekilde yapıldığı takdirde. Böyle hele beyaz yazmaların üzerinde bahar gelmiş gibi duruyor. Yemenimiz bu şekilde çok hoş bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar serumumuz bu büyüklükte. Küçük boy bir serum halkamız. Ve halkamızın içine 18 tane arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaparak dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle geriye açalım ki yer rahat rahat yapalım arkadaşlar. 11 12 12 13 14 15 Böyle küçük boy tercih etmemizin sebebi arkadaşlar şöyle ortasının deliğinin fazla büyük olmasını istemediğimiz için bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 18 tane yaptık. İlk yaptığımız sık iğnenin içine sahte sık iğne yaparak bu şekilde 9 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Şu şekilde iki tane arkadaşlar sık iğne atlayıp 3. sık iğnemin içine 2 iki alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Birinci yuvamızı yaptık arkadaşlar. Tekrar buraya 5 zincir. Bir defa doladım. Yine 2 tane sık iğne atlıyorum arkadaşlar buraya. 1, 2, 3. sık iğnemin içine girip 2, 2 alarak buraya ikinci yuvamı yaptım. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğnemin içine 2 2 alarak aldım. 3. yuva. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğnemin içine 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Şu görüntüyü arkadaşlar keserek kaybedelim. Şimdi arkadaşlar buraya toplam 6 tane bu şekilde yuva yapıyoruz. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa doluyorum. 2 tane atlayıp arkadaşlar bu şekilde 3. sık iğneme 2 2 olarak girdim. 5 zincir 5 zincir 1 2 buradaki arkadaşlar 3. zincirimin içine bu şekilde giriyorum ve yeni bir yuva yapmış olduk arkadaşlar 5 zincirimle beraber buraya bir zincirimi çektim ve ipimi kopardım arkadaşlar bu şekilde ipimi yakalım beyaz papatya kısmını yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi papatyamızın yapımına geçiyoruz Yuvamızın içine bir sık iğne ile beyaz ipimizi tutturduk 3 zincir Bir defa doladım Yuvaya girdim 1 2 2 3 seferde alıyorum arkadaşlar 2 trabzanım oldu Buraya toplam 3 seferde aldım 7 trabzan yapacağız arkadaşlar 4 oldu. 5 oldu. 6 ve 7. 8. de arkadaşlar yine 3 zincir çekip yuvada kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Papatyamın yaprağının biri hazır. Yine sık iğne ile bu şekilde geçiyorum. Aynı şekilde 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 trabzanım oldu. 7 tane bu şekilde yapıp 3 zincir çekip 8. de sık iğne ile yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7 Bu şekilde arkadaşlar 7 tane yaptık 3 seferde aldığımız. 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvaları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, sonra yuvamızı da sık iğne ile geçiyoruz bu şekilde. 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 seferde aldığımız trabzanlar yapıyoruz. 4 5 6 7 7 tane yine yaptık trabzanımızı 3 zincir çekip aynı yuvaya 8. trabzan olarak kapattım papatyamızın yaprağı hazır şöyle bağlamak için ilk girdiğim ilk yaptığım yuvanın içine de bir sık iğne ile girdim bu şekilde bir zincir çekiyorum ipimi koparıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız bu yapraklarımızın kirpiklerini yapacağız şu sarı kısmından trabzan kısmından ipimizi tığımıza tutturuyoruz arkadaşlar bu şekilde daha güzel duruyor mesela yaprak arasına girmeden sık iğne arasına girmektense arkadaşlar burada yani bu modelde bu şekilde trabzandan girmek hoş duruyor arkadaşlar 3 zincir çekiyorum İlk bu trabzan tepeme girip yukarı çıkıyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi buraya 3 tane zincir sıradaki trabzan tepesine girip bir tane kirpik yapıyorum 3 zincir sıradaki trabzan tepesine girdim ikinci kirpiğim 3 zincir sıradaki trabzan tepeme girdim 3 4 1 2 3 zincir Bu şekilde 5 tane bir yaprağa 5 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Tam 5 tane kirpiğim oldu. 3 zincir Bu şekilde kapattım buraya. 1 2 3 zincir Trabzan tepeme giriyorum arkadaşlar. Bir üste çıkıyorum 3 zincirle. Şimdi bu yaprağı da aynı. bunda olduğu gibi arkadaşlar. 5 tane kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Girdim. Tepesine kirpiğimi yaptım. 3 zincir. Bu şekilde. ikinci kirpiğim. Üçüncü. 1, 2, 3 dördüncü her yaprağın üzerine arkadaşlar muhakkak eşit olması için bu şekilde beş tane kirpik yapmak gerekiyor bir iki üç zincir hemen kirpiğime girip trabzanımın tepesine kirpiğimi yaptım üç tane zincir yine arkadaşlar bakın bu oyanın özelliği bu şekilde trabzan sarı trabzan üzerine girdiğimiz zaman şekilde çok hoş duruyor arkadaşlar bu şekilde tüm e, papatyalarımızı papatyalarımız arkadaşlar kirpiklerini yapacağız Evet arkadaşlar iki papatyamızın arasına bu şekilde tomurcuklu trabzan yapıyoruz 13 veya 15 arkadaşlar daha fazla güzel durmuyor bildiğiniz gibi bu şekilde bir defa dolayıp yandaki tığ battıya 2 2 aldım Buraya 4 tane zincirimi çektim ve trabzanıma girdim, kapattım. Bir defa doluyorum. Tığ battıya girdim. 2 2 olarak aldım. Şimdi buraya 4 zincir çektim, kapattım. Tekrar bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. Bu şekilde arkadaşlar trabzanımı yaptım. 4 zincir 1, 2, 3, 4. Hemen yaptığım bu trabzana kapattım arkadaşlar. Bu şekilde vereceğimiz arayı veriyoruz arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum tığımın başını. Yandaki tığ battıya 2, iki, 2 iki alarak bu şekilde 3 tane kutucuk yapacağız. 2 zincir. Bir defa doladım. 2, 2. 1, 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım bu şekilde üç tane kutucuğumu yaptım ve buraya 8 zincir dönüyorum arkadaşlar İlk yaptığım kutucuğa şu tomurcuğun dibindeki kutucuğa kapatıyorum bu şekilde buraya bir yuva yaptım tekrar 8 zincir iki tane pıtırcık atlayıp üçüncü pıtırcığıma bu şekilde girdim arkadaşlar arada iki tane boş bıraktım 3 zincir döndüm düz yüzüne iki tane 8 zincirli yuvamız var arkadaşlar bir defa doluyorum 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım 4 zincir çekip içine kapattım burayı arkadaşlar bu şekilde bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 3 oldu 4 oldu bir defa doluyorum 1 2 2 5. trabzanım 6 7 8 9 10 10 tane arkadaşlar. Buraya 10 tane bu şekilde trabzan doldurdum. Şu yapmış olduğumuz yuvanın içine girip bir sık iğne yaptım bu şekilde. Şimdi tekrar arkadaşlar buraya 9 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Döndüm. Bu yaptığım 4 zincirli tomurcuğun içine girdim. Kapat. Tekrar 3 zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane arkadaşlar buraya bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yaptığım bu papatyayı alıyorum arkadaşlar. Ters tarafı bize bakacak. Şu zaten sık iğne kısmından ters olduğunu anlayabilirsiniz. Herhangi bir papatyanın arkadaşlar 5 tane buradan sarıyla kirpikler yapmıştık. Ortadaki 3. kirpiğin içine girdim. Kapattım. Tekrar 2 zincir. Ve buraya arkadaşlar bir defa dolayıp trabzan yapmaya devam ediyoruz. Dokuzuncu trabzanım bu şekilde buraya bağladık. Onuncu, on birinci ve on ikinci. Toplamda buraya da on iki tane trabzan yaptım. 6 10 yapmıştık arkadaşlar. Buraya iki fazla yaptık. Yine bu yaptığım yuvaya girip sık iğne ile bu şekilde kapattım arkadaşlar. Yanına bir sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki batmıştık ya arkadaşlar. Onun birinci kirpiğine baştaki kirpiğine girip kapattım. Yine bir zincir çekip yuvada bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar papatyamızı bağladık. Buradaki kutucuğa da sık iğne ile girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutucuğumuza girdikten sonra yine şu kirpikli trabzanlara yapacağız. Bir zincir bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 olarak aldım bu şekilde. 2 zincir hemen yanındaki yaprağın ilk trabzanın ilk kirpiğine pardon buradaki sarı kirpiklerin hani 5 tane yapmıştık ya ilk kipriğine girip bu iki zincirimi tutturdum tekrar iki zincirimi çekip buradaki yaptığım trabzana kapattım hem papatyamızı buraya monte ettik hem de tomucumuzu yaptık tekrar bir zincir bir defa doluyorum yandaki tığ battıya 2 2 olarak giriyorum şimdi 4 zincir buraya tomurcuk olarak kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane boş tomurcuk yapacağız. Bir zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya boş olan tığ battıya 2 2 olarak aldım. Yine iki trabzan, şey iki zincir. Bu sefer öbür ucundaki ilk tırabzana aynı papatyanın bir ilk kiprine, bir de son kibrine arkadaşlar iki zincir çekerek giriyoruz bu şekilde papatyamızı buraya tutturduk ve yine trabzanımıza kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar papatyamızın monteleme işlemi şöyle yakından da gösterelim şimdi arkadaşlar bu vereceğimiz arayı 15 tane vereceğimiz tomurcuklu trabzanı yapmaya devam edeceğiz Yine bir zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir tomurcuk için ve 4. Trabzanıma kapattım buraya. Bir tanesini yaptık. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Yani yandaki tığ battıya girdim. 2 2 aldım. Trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir, kapattım buraya tomurcuklu. Tomurcuklu trabzanımızı aynı bu şekilde arkadaşlar 15 tane yapıyoruz. Sonra bu yaprağımızın kurma işlemi için 3 tane boş böyle bu şekilde trabzan yapıyoruz. Kutucuk yapıyoruz. 4 zincir, kapattım buraya. 1 zincir, 2, 2 olarak aldım. Dört zincir kapattım kutucuğuma bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battı ya 2-2 aldım bu şekilde arkadaşlar tomurcuklu trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. 4 zincir kapattım buraya bir defa doluyorum 2-2 aldım dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bizimki örnek amaçlı olduğu için bu kadar yeter arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok değişik bir papatya oldu arkadaşlar. Muhakkak modeli değerlendirmelisiniz. Tavsiye ederim. Çok hoş oldu arkadaşlar. Farklı bir yaprağı, farklı bir papatyası oldu. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.